Herkese merhaba. Yemek Sepeti Park'tayız. Yanımda da gördüğünüz üzere Nevzat Aydın var. Ve kendisiyle tüm detaylarıyla bana bir konuşacağız. Nevzat selam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. En son girişim ofisleri çekimi yapmıştık burada. Evet, burada ofisin çekimini yapmıştık. Evet, şimdi de bana bir konuşmaya geldik. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi sohbet öncesinde biraz lafladık tabii haliyle. Çok iyi gittiğini söyledin. Yani bizim beklentilerimizin çok üzerinde başladı. Her şeyi konuşabiliriz değil mi? Yani her şeyi sorabilirsin. Yani, ne kadar oluşma açıldı? Hafızam... 2,5 hafta oldu. O kadar mı oldu daha ya? Evet. Bana sanki daha uzunmuş gibi geliyor. Çünkü onun öncesinde PR yaptık. Evet. İşte Nisan'da açılacağız falan filan. Olayı köpürttük biraz. Ondan ama yani... Şu anda hangi bölgelerde vardı? 3 hafta oldu. 3 hafta. Evet. Hangi bölgelerde vardı şimdi? Beşiktaş, Şişli, Ortaköy, Etiler, Çeliktepe, Akatlar falan o bölge. Hı-hı. Yani. Ne durumda şimdi? Ya sayı verebilecek misin? Bizim kullanıcı profilimize baktığında %12'sini tekabül eden kesim. Hı-hı. Yani sadece %12'miz şu anda yani. Bir de Android daha dün açıldı yani. Dün 2 yıl önce açıldı yani. Evet. Sayılar ne durumda? Paylaşabilir misin yani? Paylaşabilirim ya. Yani merak ediyoruz çünkü haliyle yeni açılan bir şey oldu. Şu anda günlük sipariş var. 2000 civarı. Evet. 8-9 bin ürün satılıyor. Hı hı. Ya bizim beklentilerimizin çok ötesinde bir conversion oranı var ve yani bütün beklediğimiz rakamların üzerindeyiz şu anda. İstanbul'da sadece işte %12'den bu rakamları, ki Android çok kısıtlı hala, yaptığımızı düşünürsek bayağı iyi rakamlar gözüküyor. Şimdi arada birkaç tane yemek sepeti datası da soracağım. Hazır yakalamışken seni muhabbet doğru. Yemek sepeti şu anda üye sayısı paylaşıyor musun? Yani zamanında bir paylaştım. Kurulduğu günden beri 4 milyon gibi bir sayı vardı. 11 milyon mu ne öyle bir şey. Oralara geldi mi? Çok yani. Baktığımız bir şey değil o bizim İstanbul yani. İstanbul bunun ne kadarıdır? Sadece gene... %45'i. %45'i. Evet. Yani uyduruyorum işte 4 milyon, 4,5 milyon, 5 milyon diyelim aşağı yukarı. Ya sipariş dağılımının %45'i. Ha. O herhalde birebir şu aşağı 5 yukarı aynı. Aşağı yukarı yani. Benzer diyorsun. Yani işte bana bir gelen kullanıcı, kaç kullanıcı, kaç kişisi tabii orada üye olmak diye bir şey yok. Sipariş vermesi gerekiyor. Evet. Zaten yemek sepeti üyeliği üzerinden ilerliyor. Evet. Yani orada bir sayı var mı? Şu kadar kullanıcı kullandı bunu şu ana kadar. Vardır ama tam ezberimde yok. Bilmiyorum rakamları evet. Yani. Ama yani günde 2000 küsürlü rakamlara geldik şu anda. Yemek sepeti uygulamasının içinden yapmanın bir avantajını çok büyük avantajı var bence. Çünkü insanlara başka bir application daha indirtip onu kullandırtmıyorsun. Hı hı. Ve zaten yemeksepeti.com'un kullanıcısı olan kişi application'ı açtığında restoranlardan sipariş mi vermek istiyorsun yoksa bana birden market alışveriş mi yapmak istiyorsun diye karşılıyoruz. Ve çok rahat oluyor yani. Bu arada ben şimdi bir şeyi fark ettim de ben tabii yani WebRazzi için bunu sohbeti yaptığımızdan dolayı yani herkesin zaten bana bir bildiğini varsayarak konuşmaya başladım ama tabii birazcık devir değişti. Çünkü bu videoları haliyle YouTube falan da attığımız için yani ilk defa duyanlar da olabilir diye çok hızlı böyle bir alalım mı? Ya bana bir yemek sepetinin süpermarket alışverişi yapabildiğin yeni projesi. 2000'den fazla SKU var. Yani 2000'den fazla ürünü oturduğun yerde sipariş verebildiğin ve sana teslimatının da şu anda ortalama 14 dakikadayız. Hı hı. Ama işte 8-9 dakikayla 16-17 dakika arası değişen bir süre içerisinde. Kendi depolarınızda yapıyorsunuz kendi değil mi? Kendi depolarımızdan yapıyoruz evet. Evet. Yani şu anda kendi depolarımızda. Bundan sonra öyle yapacağız yani. İstanbul'un %12'sine falan tekabül ediyoruz şu anda öyle. Yarın veya öbür gün onu tam bakacağız yani. Çünkü mal teslimatında bir takım sorunlar var. Ya yarın ya öbür gün Anadolu yakasını açıyoruz. Bizim oraya geliyorsunuz onunla yani. Onunla beraber %25'ine 26'sına ulaşıyor olacağız. WebRazzi ofisi Suadiye'de olduğu için. Suadiye'de bir sıkıntı yok gelecek. Ya ürün adedi önemli burada. Hı-hı. Kritik bence. Ya 2000 ürün hakikaten iyi bir ürün. Yani ya. Etraftaki süpermarketlerin işte Şok'un, A101'in vesairenin falan ürün sayılarına baktığımız zaman 2000 ürün hepsinin üzerinde bir sayı. 2000 ürünü oturduğun yerden 10-15 dakika içerisinde üstlükle fiyat anlamında çok iyi fiyata alıyor olmak hakikaten bayağı. O nasıl oluyor hakikaten? Yani şu anda kar etmemeyi göze aldığınız için mi evet, böyle verebiliyorsun? Öyle. Kar etmemeye göze aldığımız için. Yani yemek sepetinden yiyoruz biraz. Çünkü yemek sepeti karlı bir operasyon. Yemek sepetinin karının bir kısmını
bana bir için kullanıcılarımıza vermeyi tercih ediyoruz. Şu anda arkamızda da bir tane tabii haliyle bana bir motosiklet duruyor. Sadece motosiklet artı araç da var. Araba, otomobil de var değil mi? Evet. Yani pick-up gibi bir şeydir diye varsayıyorum. Evet ama asıl motosiklet yani. Kaç araçlık bir, ya kaç kuryelik, kaç ne diyorsunuz artık o ismine kişilik bir ekip var şu anda bu dağıtımda? Şu anda 200-300 civarı. Ama her geçen hafta artıyor. 100 artıyor yani. O yüzden çok, ya bir hafta önce sorsan 200-250 derdim. Şimdi 250-300 civarı bir şey. İşte asansörle buraya çıkarken asansör şöyle bir alt kata iniverdi. He. Haliyle ben bana binin şu anda bir bölümü kullanımda olan bir bölümü de üretim altındaki ofisine açılmış oldum bir anda. Bizim alt kata bana bir aldık. Yani benim iş yapış tarzım gereği ben daha merkezi bir yaklaşıma inanan bir CEO'yum. Yani bütün ofis departmanlarının birbiriyle mümkün olduğu kadar yakın interaksiyonda olması gerektiğine ve iletişimin yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Bana bir hemen bizim altımız alt kat. Hem IT ile iletişimi olsun, hem satışla, hem business development'la, o yüzden çok daha elverişli bir konumda yani. Oranın ofis işini, yani dağıtım dışında tuttuğunuz ofis işine ayrı bir ekip yapıyor diye varsayıyorum. Yoksa Yemek Sepeti ekibi mi gene onu da yönetiyor olacak? Bir takım departmanlar Yemek Sepeti ile ortak kullanılıyor. IT'dir büyük olsa bir tanesi mi? IT'de kendi ekipleri var. Oh. Yemek Sepeti'nin ekibi kullanılıyor ama kendi ekipleri de var, öyle söyleyeyim. Ama mesela satın alma bambaşka bir departman. Çünkü kendi içinde olması gerekiyor. Evet. Ama finansla muhasebe Yemek Sepeti ile ortak. Pazarlama Yemek Sepeti ile ortak. Ya bir sürü departmanı Yemek Sepeti ile ortak. Zaten pazarlama anlamında bir şey de yapmıyoruz yani şu anda. Hiçbir şey yapmadınız daha önce. Çünkü pilot açtık. Bu bizim bildiğimiz bir iş değildi. Yani lojistik ve perakende. Evet, benim yıllardır girmekten imtina ettiğim iki tane sektör. Evet. İkisine birden bana bile beraber girdik. Ama beklentimizin çok ötesinde iyi gidiyor yani. Tabii ya, şimdi mesela daha önce Yemek Sepeti'de hiç yapılmamış bir şey yapıyorsunuz. Yani hiçbir zaman siparişsiz götürmezdiniz. İşte Vale ile belki oraya bir giriş olmuştu. Şimdi bana bir de artık full böyle bir operasyona girmiş oldunuz. Bütün mantığı da farklı. Bu arada aklıma gelmişken sorayım araya hemen. O lafın, yani söyleyeceğin şeyi unutma çünkü onunla iyi konuşuruz ama. Şimdi ben de bana bir tabii kullanma şansım olmadı çünkü Anadolu yakasındayım. İşte yarın öbür gün kullanacaksın evet. Sen. Ama tahmin ediyorum ki motorun geldiği route falan filan takip edilir bir uygulamadır. Yani bildiğim kadarıyla öyle. Kolay bir şey onlar zaten artık. Yani Yemek Sepeti'nde olacak mı böyle bir şey? Şimdi Yemek Sepeti'nde aslında olabilir. Yani Vale'de olabilir. Çünkü Vale'de olabilir, evet. Bütün motorcuların nerede olduğunu vesaire yani biliyoruz. Diğerinde olamaz. Şimdi diğerinde. Ya ben bunun çok acayip bir değer kattığını düşünmüyorum. Mesela baktığımızda da bana bir de bu var. Buna bakan, bunu takip eden sayısı %3-4'lerde. Yani geldi gelecek anlamında bir avantaj ama sağlayabiliyor. Ama zaten 10-15 dakika içerisinde geliyor. Belki Vale'de daha çok anlam ifade eder. Çünkü restorandan sipariş, marketten siparişe göre daha uzun sürebilir. Daha uzak mesafede bir restorandan söylersen belki o zaman bir anlam ifade eder ama yani evet yaptık mı? Evet yaptık. Çok zor bir şey mi? Hayır değil. Zaten günümüzün teknolojisinde yani geolocation'larla ve çok basit bir şekilde oradaki o cihazın nerede olduğunu tespit ediyorsun ve onu haritaya yansıtıyorsun. Zor bir şey değil yani ama çok kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Yani işte sizin büyük olsa bu en çok yardım yani şeyin müşteri hizmetlerinin yaşadığı yemeğim geliyor mu yolda mı falan muhabbetini azaltan bir şeydir evet, belki bir ihtimal yani. Yani marketplace tarafında onu yapmak kolay değil. Yani çünkü restoranların her tamamında o yapıyı lazım, kurman şey, lazım. Cihaz olması lazım. Evet şey, ama bununla ilgili de bakıyoruz yani yapabilir miyiz diye. Şunu söyleyeyim, kullanıcıdan bu yönde çok daha bir istek gelseydi çok daha ön plana alırdık. Öyle bir aciliyet yok şu anda yani. Dönüyorum tekrar yani daha deminki soruya. Yani Yemek Sepeti'nden çok başka bir iş yapılıyor burada. Zorluk yaşıyorsunuzdur diye varsayıyorum. Yaşıyor musunuz? Yani bir kere bizim bu işle ortaya çıktığımız zamanlar, yani bunu yapalım diye ortaya çıktığımız zamanlar işte Aralık ayı falan. Yani Aralık ayında bunu düşünüp Nisan ayında açmak hakikaten kolay bir iş değil. Bilmediğimiz bir işti. Evet. Bence başarılı yaptık. Yani 5-6 farklı koldan, ya bu işe alımlar ayrı bir taraf. IT altyapısı ayrı bir taraf, satın alma ayrı bir taraf, real estate, emlak, depo bulma ayrı bir taraf. Bunların hepsini aynı anda belli bir hızla götürüp bottleneck oluşturmadan projeyi açtık. Ya şu ana kadar dışarıdan baktığımda bayağı başarılı görüyorum kendimizi. Bir de iddiamız var yani
Süreler zaten aşağı yukarı aynı. Yani birçok rakip var bu arada bunu yapan. Evet. Glovo var, Getir var, Scotty var. Bunların hepsi Yemek Sepeti'nin pazarında olan oyuncular. Ve hepsinde buna benzeyen market alışveriş şekilleri farklı modellerle mevcut. Hı hı. Bizim iddiamız en büyük çeşit bizde ve fiyat anlamında en ucuz bizde. Bizim iddiamız bu yani. Hı hı. Hedefler ne? Yani ne bekliyoruz? Şimdi birkaç gün içinde, hatta büyük olasılıkla biz şu anda bunu çekiyoruz. Herhalde yarın yayınlarız diye tahmin ediyorum. Yani biz yayınladığımızda belki şu anda siz izlerken açılmış olabilir veya yarın açılacaktır. Yani ikisinden biri olacak Anadolu yakası. Anadolu yakasına geldikten sonrasında farklı şehirler var hedeflerde. Ya biz biraz farklı ve hızlı büyüme hedefliyoruz. Yani hemen onun sonrasında Ankara, İzmir devreye girecek. Hı hı. Yani hemen dediğim 1-2 ay. Oradaki depo görüşmeleri falan da yapıldı. Yaza tatil beldeleri var mı? Hayır, onunla ilgili bir plan yapmadık. Hı hı. Ama sene sonuna kadar 10 farklı il hedefliyoruz. Hmm. Ve 70 üzerinde depo hedefliyoruz. Yani bu projeye biz çok inanıyoruz. Bununla ilgili de gerekli, yani finansman tarafında gerekli durum şeyimiz mevcut. Yani bir sıkıntımız da yok. Ekibi de doğru kurguladığımızı düşünüyorum. Artık bundan sonra çoğaltarak büyümeyi tercih edeceğiz yani. Ya paylaşmadığın bir şey diye düşünüyorum. Merak da ediyorum. Ondan soracağım. Şu anda Banabi'nin sahibi Yemek Sepeti değil mi? Evet evet, Yemek Sepeti. Yani bunu ayrı bir şirket yaptık. Hayır. Tekrardan işte orada bir hisse yapılandırmasında işte öyle bir dünya yok. Tamamen Yemek Sepeti. Ben Yemek Sepeti'nde çalışıyorum. Hı hı. Yemek Sepeti'nin sahibi %100 Delivery Hero. Ama Delivery Hero'nun hisselerine ben sahibim. Evet. Ya bu arada dolaylı olarak ben hala bir şekilde işin içindeyim. Hı hı. Ama Yemek Sepeti'nin CEO'suyum. Ve bu işin birebir benimle bir alakası yok. Yemek Sepeti'nin bir projesi. Yemek Sepeti'nin CEO'su olduğum için de projenin başında ben varım yani. Yani aslında Yemek Sepeti'nin sahip olduğu bir şey. Evet, Nevzat Aydın CEO'su olduğu için böyle elini çamura bulayıp bunlarla şu anda uğraşıyor. Ama aslında böyle bir yani Nevzat Aydın'ın ikinci girişimi falan diye bir görmek Yemek Sepeti'nin içinde bir girişimi. Evet, çok doğru olmaz öyle konulmamak diye düşünüyorum. Hayır, doğru olmaz. Yani çünkü birkaç muhabbet esnasında dışarıda bunları tanık oldum, ondan soruyorum özellikle. Yemek Sepeti'nin tamamen kaynaklarıyla kurgulanmış bir girişim bu. Evet. Tabii ki bir girişim. Tabii ki uğraşıyorsun. Evet. Yeni bir şirket kurmak gibi dediğim gibi elini böyle o çamura batırıp kendin yapıyorsun her şeyi falan. Ama günün sonunda ayrı bir hisse yapısı yok. Yemek Sepeti olduğu gibi sahibi. Yani onu söylemek gerekiyormuş gibi hissettim. Seninle konuşmadan önce aklıma gelen sorulardan bir tanesi. Çok önemli değil benim için. Olabilir. Hedefler çok büyük. Yani yıl sonuna kadar, yanlış hatırlamıyorsam 10 il dedin. Yani çok ciddi bir sayı. Yani yıllardır bu işi yapan firmaların büyüme anlamında İstanbul, Ankara, İzmir'in ötesine pek çıkmadığını düşünürsek, bizim tabii yani Bursa gibi, Antalya gibi, Trabzon gibi, Eskişehir gibi illere hedef koyup büyümemiz bence oradaki kullanıcılar açısından çok keyifli bir şey olsa gerek yani. Şu an Delivery Hero'nun böyle bir şeyi var mıydı? Yok. Hayır. Yok. Evet. Peki düşünüyor mu böyle bir şey? Onlar da bize bayağı iyi bakıyorlar. Yani bizim ne yapıyor, ne ediyor olduğumuzdan, hangi süreçlerden nasıl geçiyor olduğumuza bakıp bunu başka gördüğüm Almanların sebebi o mu acaba? Tabii onlar da bizimle beraber çalışıyorlar burada. Evet. Delivery Hero'nun merkez ofisinde ortak kullandığımız yazılımlar da var. Hmm. Onları geliştiren ekipler de var. Yani onlar da bizim burada ne kadar başarılı gidiyor olduğumuza bakıp bu modeli başka ülkelere klonlamak için hazırlar ya. Yani. Vallahi yani çok bu enteresan geliyor. Tabii bunu sen anlatınca da bu sefer böyle bir ben bile böyle bir iç çekiyorum yani. Satmasa mıydık mı? Yani öyle bir iç gidiyor tabii. Sattıktan sonra 3 seçim, hatta 4 olacak şimdi. Üzerine darbe girişimi, dolar vesaire falan düşündüğümüzde geçiyor o duygu. Yani. Akıl sağlığı için bazen gerekli yoksa oluyor. Yoksa herhalde delirmiştik yani. Evet, evet doğru. Benim yine hatırladığım kadarıyla, şimdi Yemek Sepeti'ne döneceğim gene böyle hızlıca şöyle bir. Özellikle yani satma konusuyla ilgili de yine bağlantılı bir soru. Yemek Sepeti'nin hiç böyle karlılığını, rakamlarını falan hiç paylaşmıyorsun değil mi? Sen yok, paylaşmıyorum. Benim duyduğum bir şeyler vardı çünkü. Bayağı yani iyi giden ve karlı bir operasyon. Çok ciddi karlı. Çok
acayip vergi veriyoruz mesela bu bir göstergeyse eğer. Evet işte onu biliyorum da o yüzden. Yani emek sen... sepeti bayağı bir başarılı olduğu ölçüde de vergisinin kuruşuna kadar her anlamda SGK'sı olsun, işte stopaj olsun, kurumlar vergisi olsun her anlamda ödeyen bence Türkiye'nin medya iftarı firmalardan i̇şte biri şimdi, yani. İşte o yüzden biraz önceki o sorunun sebebi bir tanesi de buydu ama tabii sen cevabı verdin yani bu kadar seçimi bilmem nesi, krizi olsun. Bizim de rakip olmaya çalışan firmalarda motorcuların sigortalı olmadığını görüyoruz. Yani freelance yoldan herhangi birini çevirip motorcu yapan firmalar var yani. Yani aslında bir takım yemek sepetine uygulanan veya yemek sepetinin uyduğu bir takım kuralların bütün sektöre uygulanması gerekiyor tabii. Bana bir tarafında da bizim bütün çalışanlarımızın hepsi özel sağlık sigortalı, bütün kıyafetleri kaskından botuna kadar en son alınabilecek ne varsa o şekilde alınmıştır yani. Renk eğitimleri pembe mi mor mu diye çok bakmıştım. Bugün biz fuşya diyoruz ona. Fuşyaymış evet onu öğrenmiş oldum. Merak edenlere söyleyelim burada. Bayağı baktık yani farklı renkleri nasıl durduğuna, kirlendiğinde nasıl durduğuna, trafikte nasıl hepsine baktık ve bununla karar kıldık. Yani. Marka kimin üretimi? Yani kimin marka mi? Reklam ajansının teklif ettiği markalardan biri ama ben bayağı ittirdim aramızdaki toplantıda. Bayağı bana bir yapalım dedim yani. Başka alternatif söyleyebilir misin? 20 tane vardı, bir sürü vardı. Çok yakın kaldığımız şu vardı, onu yapmadık deyip böyle ortalığı bana bulandırmak ister misin yani? Yok, hiç gerek yok, boş ver. Hemen yılma olacak o markaya. Yani. Evet, büyük olsun, evet. Başka ne olabilir? Ya ben çoğu sorunun cevabını aldığım gibi geliyor. Sen eklemek istediğin, benim unuttuğum bir şey var mıdır acaba? Ya bizim farklı yaptığımız ne var diye baktığımızda, ürün çeşitliliğini söyleyebilirim kesinlikle. Fiyatların muadil firmalarınkinden %15-20 daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Gönderim ücretinin çok daha az olduğunu söyleyebilirim. Ve önemli bir noktada bence ödeme tipinde sadece online kredi kartı yok. İsterseniz kapıda kredi kartı veya nakit de ödeyebiliyorsunuz. Bence bu ciddi bir avantaj. Önemli bir şey. Biraz sabırlı davransın kullanıcılarımız. Daha açalı 3 hafta oldu. Biz de her yeri açmak istiyoruz. Ama bunun belli bir sırası var. İşte bugün yarın Anadolu yakası devreye giriyor. Ondan sonra Ankara, İzmir. Sonra tekrar İstanbul'a dönüyoruz ve İstanbul'u ciddi anlamda büyütüyoruz. Sonra Anadolu. Bir diğer iller gelecek. Ya biz bunun arkasındayız. Buna ciddi bir emek harcadık. Ciddi bir para harcadık. Ve bunun karşılığını da şu anda fazlasıyla alıyoruz yani. Valla tebrik ederim. Güzel iş. İyi renk getirdi. Bir fuşya rengi kattı hayatımıza. Teşekkürler bize burada ağırlayıp sorulara cevap verdiğin için. Yarın öbür gün de siparişleri bekliyorum ben. Şimdi dediğim gibi bu yayınlandığı zaman eğer yarın açılmış olursa yarın zaten siparişi zaten benim yemek sepeti siparişimi görüyorsundur. Görüyorum. Bakmıyorum da yani görebilirim ama yani, ama buna bakıyor olacağım özellikle yani. Buna bakacağım bundan da gelir yani. Şimdi ben bayağı deneyeceğim yani. Bayağı da keyifle de kullanacağım. Ya bir şey soracağım. Dur aklıma geldi kapatmadan önce. İlgili bir sorum emin değilim ama soracağım. Şimdi mesela örnek veriyorum bu yemek kartları vardır ya mesela işte Multinet'i işte şeyi Sodexo falan filan. Şimdi bunlar aslında birçok insan bunları marketlerde falan da kullanabiliyor diyebiliyorum. Bazı marketler bunları alıyorlar. Böyle bir bağlantı düşünüyor musun? Yok şu anda yok hayır. Yani şu anda öyle bir durum yok. Olayı daha da komplike hale getirmek istiyor muyuz bilmiyorum. Hukuken bunu yapabiliyor muyuz onu da bilmiyorum bu arada. Ama şu anda öyle bir durum yok yani. Ya bence 3 ödeme tipi yeterince kullanıcı tarafında avantajlı. Yani nakit, kapıda kredi kartı ve online kredi kartı. Online kredi kartı çok kolay zaten. Yani kaydediyorsunuz, kaydettiğiniz gibi ödüyorsunuz. Ama onun dışında kredi kartımı vermek istemiyorum derseniz de kapıda veya nakitle ödeyebiliyorsunuz yani. Evet. Ben böyle tekrar aklıma gelince sormaya devam edersem programı kapatamayız. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Yarın da Webrise'den ilk siparişleri görürüz. Tamam. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.